Şu bir Dinleyelim. dinleyelim Kılıçdaroğlu'nu. Banka bakıyor piyasa şartlarına, ucuza aldığını size piyasa fiyatına satıyor. Peki sonuç? Bankalar için %400 kar artışı, sizler için sefalet. Ne yapmış oluyor Erdoğan? Ekonomik olarak en savunmasız kitlenin, hayatta kalmak için kredi almak zorunda olan kitlenin son parasını da alıyor ve varsalara veriyor. Nasılmış? Allah aşkına Erdoğan kim, Nas kim? Borçlarınızı varlık şirketlerine satıyorlar. Şirketler olduğu ortada. Ama bankalara ben ne diyeyim? Fakirin borcunu tefeciye satanlarla bir hesap olmayacak mı? Kılıçdaroğlu sadece beşli çeteyle masaya oturmam demiyor. Bu sisteme su taşıyan hiç kimseyle masaya oturmuyor. Erdoğan'ın gemisi, dertleri ülkenin geleceği değil. Dertleri bu kazançlarını ve bu kirli sistemi, bu kirli düzeni devam ettirmek. Benim derdim sadece bu saray iktidarıyla değil. Benim derdim halkı fakirleştiren herkestedir. Benim için hepsi millet düşmanı. Onlara söyledim, yine söylüyorum. İster beşli çete olsun, ister finans devleri, ister varlık mafyacıkları, ister zengin dernekleri olsun. Bay Kemal için hepiniz aynısınız. Halkın ekmeğine dokunduysanız sizlerle oturmam. Sizlerle asla ve asla pazarlık yapmam. Sizin desteğinizi alacağıma siyaseti bugün bırakır giderim. Halktan çalınanı telafi etmem için önce sizin soyduklarınızı tahsil etmem lazım. Hiçbirinizin gözünün yaşına bakmayacağım. Buradan hepsine sesleniyorum. Hem nalına hem mıhına. Hadi oradan diyorum. Son olarak da şu varlık şirketlerine yeniden döneyim. Sevgili halkım, bu borçlarınız nedeniyle avukatlar tarafından aranacaksınız. Size, ailenize zarflar gönderecekler. Tehdit edecekler. Bunlar tefecidir, bunlar mafyadır. Bunlar engerekler ve çıyanlardır. Bunlar aşınıza ve ekmeğinize göz koyanlardır. Sakın, sakın ödemeyin. İçinden sonra onlarla ben konuşacağım, ben. Ödemeyin. Baskı için hazırlanmaya gider falan. Sonuçta lojistik bir ne durum kurduk var. Biz bu yaparken gazeteyi? Gazeteyi yaparken sabah gazetesi. Arkadaşlar bunu yapmışlar. 10 bin okul. 10 bin okul seferberliği diye bir haber yapmışız. 10 bin okul seferberliği. Neymiş bu haber? Sabah gazetesinin haberi. Muhtemelen belki izleyicilerimiz gönderirse ben buymuş. Sol taraftaki gazete. Sonra şimdi, Kılıçdaroğlu konuşmuş. Sonra Kılıçdaroğlu. Varlık yönetim şirketleri. Plan var, program var. Borçları. Bunu söylerken Nebahat oturdu. Dur dediler, biz hemen şey yapalım. İki tane attıralım. Nasıl silecek? Nasıl silecekmiş? Bak hemen. Nasıl silecek? Dur. Şurada söyleyeyim. Diyor ki 2 milyara kadar olan borçları icradan düşürecekmiş. Yani senin 4 bin liran varsa 2 bini düşecek. Muhasebe, bunlar da icraya veya alacaklar muhasebe kayıtlarına gider olarak göstereceksin. Senin alacağı varsa. Böylece vergiden düşeceksin. Maliye bu şeyi karşılamış olacakmış. Şimdi 2 bin liraya kadar sen bunu gider olarak göstereceksin. Benden almayacaksın. 2 bin liralık, tekrar söyler misin abi? 2 bin liralık borcu mu silecekler? Hayır. Yani anlamadım. 5 milyona yakın ailenin 2 bin liraya kadar olan borcu icradan düşecek. Yani ha. Senin borcun ne kadar? 3 bin lira. 2 bin liraya kadar olan kısmını siliyoruz. Düşecek. Alacaklı şirket, yani banka hı-hı. veya kime şey yaptıysa, o bunu gider yazacak. O da vergiden düşecekmiş. Hı-hı. Şimdi bu haberi, vergiden ne kadar düşecek? 2 bin lirasını birden bilmiyorum. Bu haberi şey için yapıyorum. Cem alelacele yazdığı belli. Düşük gelirli rahat nefes alacakmış böylece. Nebati söylemiş. Bakan Nebati'nin büyük icraatı olarak. Bir anda aklına gelmiş herhalde Nebati. Bir anda. Değil mi? Gece dedi ki oturdu. Ondan sonra başka yerde de yok. Bak vaziyette. Hürriyet gazetesini görebilirsek Hürriyet gazetesi de girmiş haberi ama. Hürriyet gazetesi de sonunda. O da makul ama Hürriyet gazetesininki. E işte girmiş ya küçük girmiş. İcralık borçlara devlet destekliyor. Böyle bir açıklama olunca tık diye. Yani o da en sol alt köşede bir anda öyle bir açıklama olunca şey yapılmış. İşte
iki dar gelirleri iki proje çalıştıklarını belirtti. Niyetle MİT Kılıçdaroğlu'na bağlı olduğu için. Ha dinledi. Bunlar dedi ya dar gelirli iki şey müjdemiz var. Kılıçdaroğlu bunu öğrendi, patlattı mı? Önden mi söylüyor? Ya yani böyle bir şey olabilir mi? Hayır öyle hayır. Diyecekler de şimdi. Öyle yine Kılıçdaroğlu yani. Bizden çaldı. Şeyde öyle dediler çünkü. EYT'yi de öyle. KYK borçlarını biz tam şey yapacaktık. Tam biz yapacaktık Kılıçdaroğlu söyledi. Öğrendi alelacele gece yarısı söyledi. EYT'yi de Kılıçdaroğlu söyledi. Şimdi buna da diyecekler ki Kılıçdaroğlu biz hazırladık da Nebati çalıştı. Hatta söylemedi mi? Hı-hı. NTV'ye çıktı iki gün önce. Tabii. Şey dedi dar gelirli iki müjde. İşte müjde buydu. Şeyde icralık borçları destek. Ama Kılıçdaroğlu bizi dinliyor. Maliye Bakanlığı'nın içinde böcek var. Duydu, patlattı. Şimdi derler mi? Diyecekler tabii. Bu konuya ilişkin de aynı zamanda haber hazırlamışlar. Kılıçdaroğlu'ndan sonra atılan adımlarla ilgili onları derlemişler. Onu bir izleyelim. Ondan sonra bu konuyu tekrar konuşalım. Sakın, sakın ödemeyin. Seçimden sonra onlarla ben konuşacağım, ben. Ödemeyin. 6 milyona yakın kişinin 30 milyar liralık icralık borcu. Gün içerisinde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bu konuya parmak bastı. Borçlulara seslendi. Sakın ödemeyin dedi. Saatler sonra icralık borçlara devlet desteği geldi. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati dar gelirli ailelere destek paketi açıkladı. Bizler gencimizin, çiftçimizin, memurumuzun, esnafımızın ve tüm kesimlerimizin nasıl her zaman yanındaysak icraatlarımızda dar gelirli vatandaşlarımızın da hep yanında olmaya devam ediyor. Yaklaşık 30 milyar lira tutarındaki icralık borçlarını yakında tasfiye ediyoruz. Kılıçdaroğlu bir sosyal medya randevusuyla icralık borçlar üzerinden faiz, banka, iktidar üçgenini anlatmıştı. Bu borçlarınız nedeniyle avukatlar tarafından aranacaksınız. Size, ailenize zarflar gönderecekler. Tehdit edecekler. Bunlar tefecidir, bunlar mafyadır. Bunlar engerekler ve çıyanlardır. Bunlar aşınıza ve ekmeğinize göz koyanlardır. NTV'nin haberine göre temel ihtiyaçlara ait sözleşmelerden kaynaklanan borçları devlet üstlenecek. Elektrik, su, doğalgaz borcu gibi. 2000 liraya kadar olan borç icradan düşecek. Ailelerin borçlu olduğu şirketler de alacaklarını muhasebe kayıtlarında gider gösterecek ve vergiden düşecek. Böylece kamu maliyesinden karşılanmış olacak. Evet yani böyle bir tuhaf bir süreç yaşıyoruz. Yani muhalefet eli çok güçlü tabii. Evet. Yani bu ekonomik şartlarda. Aslında şey de yani bu ekonomik şartlarda muhalefet yapmak da o kadar zor değil. Yani vaziyeti değişir etmem bile. Artık her yer tel döküldüğü için. Evet. Yani. Ama Erdoğan ne diyor? Şey diyor. Aynı gemideyiz diyor. Ya o hala konuşuluyor. Neden? Çünkü tepkiler de çok oldu muhalefetten. Konuya ilişkin çok değerlendirme şeyler, çok değerlendirme yapanlar var. Bu gemi meselesi ama dün konuşmuştuk. Bence onun altını çizmekte fayda var. Ondan sonra bu konuyla ilgili bir haberimiz var. Onu izleyeceğiz. Hatırlatmak lazım bence. Bence Erdoğan gemi, hepimiz aynı gemideyiz derken senden benden bahsetmiyor. İktidar gemisi o. Yani iktidar dağılıyor artık. Kendi paydaşları, Berat Albayrak bu ifadeyi çok seviyor, paydaş. Kendi paydaşları gemiyi terk etmek istiyor. Daha önce Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı şeyin doğruluğu da var. Beşli çete olarak ifade ettiği şirketler, sermaye gruplarıyla Kılıçdaroğlu arasında ilişki kurmak isteyen, aracı olmak isteyen aracılar ortaya çıkmaya başlıyor. Onları reddetti Kılıçdaroğlu. Tabii yani bu şeyde de memlekette de gözlemleyebiliyoruz. Yavaş yavaş böyle U dönüşleri yaşanmaya başlıyor. Muhalefetin gücü artıyor. Erdoğan diyor ki iktidara sesleniyor. Kendi iktidarına, iktidar çeperine, çembere sesleniyor. Hepimiz aynı gemideyiz diyor. Yani o bizden bahsetmiyor. Hmm. Ama biz zaten battık. Biz zaten olmuş. Ben üzerime alınmadım yani. Ben de hiç alınmadım. Biz çünkü o gün Sözcü'de mi güzel karikatür vardı ya gemi böyle batıyor. Bir de bir takım insanlar da yüzüyor. Takım düşüyor. İşte biz düşenler ve yüzenler sınıfından olduğumuz için biz boğulmamak, suyun üstünde durmak için çaba sarf ediyoruz. Gemi batıyor. Geminin esas içindekiler var. Kaptan Köşkü var, mürettebat var, onların çevresi var. Dediğin gibi AK Parti büyük bir gemi. Hı hı. 20 yıldır gidiyor. Onun batmaya başlaması, şey yapması çok şey etkiler. Yani bütün bürokrasiyi etkileyecektir. Hı hı. Bütün sistemi etkileyecektir. Yani kolay değil bir partinin başarılı veya başarısız bulabilirsin. Önemli değil. Ama 20 sene sonra iktidar başkasına vermesi
önemli bir gelişmedir bana göre. Yani uzun iktidarlardan sonra bu tür değişiklikler. Çünkü bir de şey var mesela, kendileri koydular. Galiba 1000'e yakın şey üst düzey yönetici, Erdoğan bitti ya, onların da görevleri bitiyor. Evet. Öyle bir şey koydular böyle. Amerika'da da öyle. Onlar mecburi değişiklikler de olacak. Yeni atamalar, yeni kararlar, yeni kim gelecekse. Yani Erdoğan dediği o açıdan gemi şeyi, metaforu önemli. Gemi metaforuna ilişkin gelen